Merhaba, ben Hande Zerkin. Belgesel görüntü yönetmeni ve fotoğrafçıyım. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Film Tasarımı bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yaklaşık olarak 15 senedir ulusal ve uluslararası belgesel film projelerinde görüntü yönetmeni, yönetmen ve kurgucu olarak görev alıyorum. Belgesel aslında benim için gerçeğin yaratıcı bir şekilde kaydedilmesi demek. Bu anlamda kendimi biraz böyle avcı gibi de nitelendirebilirim. Yani zamanı ve anı avlamak beni en motive eden şeylerden biri. Neden bu işi yapıyorsunuz diye sorarsanız. Çünkü gerçekten kameranın arkasında vizörden bakarken sanki onun benim böyle en vahşi yerime dokunduğunu hissediyorum. Bir yere pusuya yatıyorsunuz, doğru anı bekliyorsunuz, doğru zamanı bekleyip doğru teknik bilgileri kullanarak aslında siz orada bir an yaratıyorsunuz. Bu benim aslında çalışmalarıma hem fotoğraf çekerken hem video çekerken beni aslında motive eden şey. Çalıştığım konular genellikle hak temelli çalışmalar üzerine oluyor. Hem yönetmenliğini yaptığım projeler, hem içinde yer aldığım, kameraman olarak yer aldığım, görüntü yönetmeni olarak yer aldığım projeler. Azınlık hakları, kent ve kent hakları, kentsel dönüşüm, çalıştığım konuların aslında başında geliyor. Bir projeye başlamadan önce aslında konu ne olursa olsun, sizin bununla ilgili bir kişisel aslında derdiniz, kişisel bir bağlantınız olması gerekiyor. Daha sonra aslında konunuzu belirledikten sonra sanki konu ne olursa olsun bir akademik araştırmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla önce bir konuyu belirliyorum. Daha sonra bu konu tabii ki kişisel bir konu olabilir ya da toplumun tümünü ilgilendiren bir konu olabilir. Bunun tarihte ve sosyopolitik düzlemde nereye denk geldiğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o anlamı eğer kendi kişisel bağlantınızla kurabilirseniz sanki projenizde daha çok derinleşebiliyorsunuz. Bu ilk araştırmalarımı yaptıktan sonra çok fazla aslında belgeselde ben senaryo yazarak çalışan biri değilim. Sadece küçük notlar alarak, bu araştırmaları yaparak projeme başlıyorum ve sonrasında aslında biraz böyle kentle ilgili filmler çalıştığım için kameramla kendimi sokağa atıyorum ve o konuyla ilgili olabilecek ya da ilgisiz ama çağrışımsal olarak o konuyu bize aktarabilecek çekimler yapmaya başlıyorum. Aslında bu benim bir akademisyenin sanki sürekli notlar alması gibi bu benim bir şekilde çekim günlüğüm haline dönüşmüş oluyor. Bu görüntüleri bir şekilde izleyip arşivledikten sonra tekrar biraz okuma yapıyorum. Sonra tekrar birazcık çekim yapıyorum. İşte röportaj yapılacaksa soruları belirliyorum. O soruları sorduktan sonra illaki başka eksikler ya da konunun dallanıp budaklanıp ilerleyebileceği başka yan konularda ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunları birleştirerek, birbirine eklemleyerek projeyi ilerletiyorum. Ama ben daha çok çekim ve özellikle montaj aşamasında biraz projeyi şekillendiriyorum. Yani son aşamayı vermek ve finalize ederken kullandığım yöntem aslında kurgu olmuş oluyor. Belgesel aslında benim için gerçeğin yaratıcı bir şekilde kaydedilmesi demek. Aslında bunu yaparken de gerilla film tekniklerini kullanmayı çok seviyorum. Çünkü hak temelli çalışmalar yapıyorum. Belgeselime konu olan bu bir mekan olabilir, bir birey olabilir ya da bir nesne olabilir. Bunu olabildiğince aslında gerçeğe yakın ama yaratıcı bir şekilde ve benden önce hiç kimsenin çekmediği bir teknikle kaydetmeyi seviyorum. Çünkü aslında herkesin kendine ait bir bakış açısı var ve bu bakış açısı siz orada olduğunuz için var. Dolayısıyla çekimlerimi yaparken aslında daha küçük ekipmanlar, daha hafif ekipmanlar ve insanları rahatsız edip kameranın önünde konuşmalarına
doğal davranmalarına engel olmayacak ekipmanlar kullanarak yapmayı tercih ediyorum. Aslında bu anlamda kendimi biraz böyle avcı gibi de nitelendirebilirim. Yani zamanı ve anı avlamak beni en motive eden şeylerden biri. Neden bu işi yapıyorsunuz diye sorarsanız. Çünkü gerçekten kameranın arkasında vizörden bakarken sanki onun benim böyle en vahşi yerime dokunduğunu hissediyorum. Yere pusuya yatıyorsunuz, doğru anı bekliyorsunuz, doğru zamanı bekleyip doğru teknik bilgileri kullanarak aslında siz orada bir an yaratıyorsunuz. Bu benim aslında çalışmalarıma hem fotoğraf çekerken hem video çekerken beni aslında motive eden şey. Ve biraz da bunu avcılığın yanında orada olan ama varlığı hissedilmeyen bir hayalet gibi olmakla da tanımlıyorum. Orada gerçeği hem yaratıcı bir şekilde kaydetmeye çalışıyorsunuz ama aynı zamanda aslında o gerçeklik bilgisini bozmadan ve olabildiğince en doğal şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sanki bir orada hayal etmiş gibi etrafta süzülüp insanları, nesneleri kaydedip yaratıcı bir kurgu tekniği kullanarak bir araya getirmeye çalışıyorum. Mesela bunu daha çok yaratıcı belgesel içinde değerlendirebileceğimiz ve çağrışıma dayalı, insanları biraz hem düşünmeye sevk eden ama bunu daha soyut görüntülerle yaptığım bir kurgu tekniği kullanmak aslında benim tarzım olarak tanımlanabilir. Film yapmanın olanaklarına baktığınız zaman aslında bu süreç hem çok uzun süren hem de aslında çok fazla sermayenin gerektiği bir üretim biçimi, bir ifade. Kısa film ya da uzun metraj üretmeye kalktığınızda aslında bunun senaryosu, gelişme süreci, prodüksiyonu ve post prodüksiyonu aşamasında aslında sizin ciddi bakımdan hem zamana ihtiyacınız var hem de bir paraya ihtiyacınız var. Bunu elde etmek, doğru insanlarla, doğru yapımcılarla çalışmak birazcık Türkiye'de zor. Belgeselde bu alanın daha fazla özgür olduğunu düşünüyorum. Sonuçta benim kameram, bu kamerayla kaydettiğim görüntüleri kurgulayabileceğim bir bilgisayarım varsa ben belgesel üretebilirim ve hiç kimseye bağımlılığım kalmaz. Dolayısıyla daha özgür, daha bağımsız olmuş olurum. Belgesel film çalışmalarının yanı sıra buluntu görüntüleri kullanarak yaptığım remix video metodu var. Bu da video artın içerisinde değerlendirilebilecek. Remix video metodu aslında başlangıcı itibariyle avantgard sanatçıların yeni bir anlatım tekniği bulmak, keşfetmek ve yeni sözler söylemek için kullandıkları çağrışıma dayalı bir kurgu tekniği. Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Boş verdin. Sizinkisi matem değil zaten. Korku, korku. Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, o halde bunca matem, bunca kahır niçin? Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları filanları göreceğiz. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz.
yöntemi kullanarak biz ne yapıyoruz? Aslında internette var olan, hali hazırda var olan görüntüleri birbirinin içine karıştırarak, bunların sıralarını değiştirerek, görüntüleri deforme ederek, var olan anlamını tamamıyla bozup, yok edip yeni bir anlam üretmek için kullandığımız bir video tekniği. Ben bu yöntemle 2013 senesinde Remapping Europe, Avrupa'yı yeniden hayal etmek isimli bir video atölyesinde tanıştım. O zaman benim için çok ilham verici bir yöntem oldu. Çünkü okulda öğrendiğim klasik belgesel film teknikleri, kurgu tekniklerinin aksine bana yeni bir anlatım alanı sundu. Çünkü bir şeyi direkt söylemek var ama Remix'te onu dolandırıp, referans görüntüler gösterip, tamamıyla çağrışıma yönlendirip yeni bir anlam yaratıyorsunuz. Tabii ki buradaki en önemli şeylerden biri var olan anlamı bozmak. Eğer politik bir remix yapıyorsanız, hatta sizin özneniz, o videodaki özneyi ya da mekanı itibarsızlaştırıp yeni bir anlam söylemek üzerine bir yöntem. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux, est une accumulation infinie d'intervalles équivalents. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce temps est, dans toute sa réalité effective, ce qu'il est dans son caractère échangeable.